bizim gibi özel çocuklar olan ailelerin en çok aradığı merkezlerden bir yer burası. Gerçekten açıldığına da sevindik. Burası da çok güzel bir tesis olmuş. Hocalarımız da çok ilgili alakalı. Her geldiğimizde de çocuğumuzun üzerine koyarak ilerlediğini görüyoruz. İnşallah devamında da güzel şeyler yapacağız. Özel çocukların ihtiyacı olan en büyük şey eğitim problemi. Bu eğitim hem okuldaki eğitim hem de bu spor üzerine eğitim. Diyalogta sıkıntı yaşıyoruz biz otizmli çocuklarda. Onun üzerine de çalışıyorlar. Tam yönlü bir çalışmayla inşallah ilerlemeye çalışacağız. Bu çocuklarda kaba motor, ince motor gelişimleri önemli. Bunlar da bazı spor faaliyetlerini yaparken bu yeteneklerini de geliştiriyorlar. Mesela bizim çocuğumuz pinpon oynuyor burada. Hiç eline raket falan almadı. Biz daha buraya iki veya üçüncü defa gelişimiz. Üçüncü defa da forehand, backhand vuruşları öğrenmeye başladı, geliştirmeye başladı. Özlem Hanım'a da bu arada böyle bir tesisi aydınımıza kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Otizm merkezinde çocuklara başlatalım, bir eğitim alsınlar dedik. Oradan bir giriş yaptık. Daha sonra dediler ki spor merkezimiz de var dediler. Bizi buraya yönlendirdiler. Geldik, başladık. Bizim gibi özel çocuklar olanlar için 10 numara bir yer yani. Benim çocukların ince ve kaba motorunda problem var. O sporla inşallah düzelecek yani. Özellikle bant çalışması yapıyorlar. Yürümelerinde birazcık bozukluk vardı. Takılıp düşüyorlar. Düz yolda bile takılıp düşebiliyorlardı. Şimdi daha iyi takılmıyorlar yani. Düşmüyorlar. Faydasını gördük biz. Spor bizim çocuklarımıza çok iyi geliyor. Yani hem enerjilerini atıyorlar, rahatlıyorlar. İnce motorları, kaba motorları gelişiyor. Bu yönden bizi çok rahat ediyoruz yani. Başta Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Özlem Çeçoğlu'na çok 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 teşekkür ediyorum. Tabii ki. Engelli ailelerine buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü spor bu tür çocuklar için çok faydalı. Sayın Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun açmış olduğu ilk baştaki Otizm Destek Merkezi'nin ikinci yeri olarak, Otizm Spor Merkezi olarak açıldı burası. Bilimsel olarak şu anda açıklanan %30 otizmli çocuklarda katkı sağladığı söyleniyor. Biz de bunları buradaki çocuklarımızda derslerimizi yaparak, çocuklarımızın değerlendirmeleri yaparak çocuklarımızın seviyelerinin üst seviyeye çıktığını kendimizde. Zıplar hale getiriyoruz. Asıl amacımız sadece öğretmen-öğrenci ilişkisiyle yürüyen bir program değil de öğretmen, öğrenci ve veliyle etkileşimli halde giden bir branşlaşma yapıyoruz. Buraya gelen öğrencimiz haftanın 3 günü 3 saat, 4 saat geliyorsa geri kalan kısmı aileyle birlikte kalıyor. Aileyle birlikte kaldığı kısımlarda da etkili bir zaman geçirmek için de velilerimizin de spora yönlendirip velilerimize de masa tenisini, diğer spor, basketbolu, bütün branşları öğretmek mecburiyetindeyiz ki öğrencimiz bizden almış olduğu eğitimi günlük hayatında devam ettirmesi gerekiyor. Başarılı olan öğrencilerimizi de Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak lisans çıkartıp